düşmanlık, düşmanı askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. ABD ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne tekabül etmesi hasebiyle zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor. Geçen sene Vilnius'te aldığımız kararların takibini yapacağız. Zirve kapsamında yapacağı görüşmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada artan terör tehdidini gündeme taşıyacağını söyledi. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. Gazze konusunda zirvede dile getireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin konusunda NATO'dan istediğimizi alamadık dedi. NATO ile şu İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki şu anda Amerika'daki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. Burada tabii Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri var, Milli Savunma Bakanı'nın görüşmeleri var. Bütün bu görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni genel sekreteriyle de görüşme yapacağını belirtti. Tabii yeni genel sekreter olarak Rutte'nin oraya gelişinde Türkiye'nin tabii rolü üst düzeyde olmuştur. Şimdi Rutte ile de tabii Amerika'da ayrıca görüşmelerimiz olacak. Göreve başlamadan Türkiye'yi ziyaret edeceğini bana söylemişti. Biz de şimdi tekrar bu görüşmelerimizi yapmak suretiyle adımlarımızı nasıl Stoltenberg'le çok samimi bir havada süreci işlettiysek İnanıyorum ki Rutte ile de aynı şekilde yürüteceğiz. NATO'nun 75. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Zirve öncesi Büyükelçilik konutunda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO'nun önemli müttefiklerinden birisi olduğunu ve NATO'ya karşı yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getiren ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Zaman zaman nimet-külfet dengesi bakımından NATO ile ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz, gerçekten bu çektiğimiz külfetlerin karşılığında yeterince nimetleriyle karşılaşmadığımız eleştirileri de Türkiye'de olmadı değil. Ama her halükarda NATO'nun önümüzdeki dönemde de önemli müttefiklerinden birisi olarak Türkiye NATO üyeliğini sürdürecek. Hem kurumsal olarak NATO'da hem de NATO'daki diğer üye ülkelerle ikili ilişkiler bakımından arasındaki ilişkileri devam ettirecektir. Ama genel olarak bu süreçte NATO'nun da yeni fonksiyonlarını gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz. F-35 ve F-16'lara yönelik soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, F-35'ten çıkarılmamız çifte standart, F-16 meselesi olumlu bir gelişmedir, dedi. Ayrıca F-35 meselesi ve S-400 meselesi gibi konular da Türkiye'nin çıkardığı tartışmalar değildir. F-35'ten çıkarılmış olmamız fevkalade ciddi bir çifte standarttır.
ve başından beri kurucusu olduğumuz bir projeden makul hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Türkiye dışarıya çıkarılmıştır. Ve ümit ediyorum ki oraya ödediğimiz paralarımız da alınacaktır. F-16 meselesi olumlu bir gelişmedir. Türkiye'nin savunma sanayinde ihtiyaçlarının karşılaması olumlu bir gelişmedir. Ama şunu da çok açık söyleyeyim. Eğer dostlarımız Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını göz ardı ederlerse artık Türkiye kendi savunma ihtiyaçlarını kendi başına üretecek ve hatta bu alanlarda dünyada rekabet edebilecek bir ülke konumuna yükselmiştir. Örnek İHA'lar ve SİHA'larda Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilen en iyi ülkelerden birisi olduğu açıktır. Başkenti Kudüs olan egemen, tam manasıyla egemen bir Filistin devletinin kurulması şart. Ben demiyorum, meydanlar seçim seçim diye bağırıyorlar. CHP erken seçim çağrıları yapıyor. AK Parti ise konunun muhatabı biz değiliz diyor. Bu sebeple biz erken seçim tartışmalarının hiçbir şekilde muhatabı değiliz. Siyasette erken seçim tartışmaları başladı. Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Tabii yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026'da seçime gidilmesine yönelik açıklamalarına devam ediyor. AK Parti'de ise 2027 yılına kadar bu tartışmalardan uzak durma kararlılığı görülüyor. Kulis bilgilerine göre Özgür Özel'in mesajları, kendi partisi içinde erken seçim çağrısı yapılmasını isteyenlere yönelik. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Hükümet olarak bu tartışmaların ne tarafıyız ne de muhatabıyız. AK Parti kurmayları Özel'in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirtiyor. Kurmaylar, Özgür Özel'in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin %60'tan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz. Değerlendirmesini yapıyor. AK Parti, Özgür Özel'in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nden de olumlu cevap gelmeyeceğini söylüyor. Söz konusu partilerin oy oranlarının ortada olduğu, olası bir seçimde barajı geçemeyecekleri düşünülüyor. AK Parti'de seçim tartışmalarının içine girilmemesi ve gündem yapılmamasına yönelik kesin bir kararlılık bulunuyor. AK Parti kaynakları, şu anda biz ekonomiye odaklandık. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya 6 ay geriye çekilebilir, diyor. Allah'ın izniyle önümüzde parlamentoda ve cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. Yeni bir parti kuracağı da iddia edildi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin başına geçeceği de. Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor. Kılıçdaroğlu, CHP'deki en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğunu söyledi. Başkanlarım. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki kurultay sonrası genel başkanlık koltuğunu da Özgür Özel'e kaptırdı. CHP genel başkanlığını kaybettikten sonra bir çalışma ofisi kuran Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimlerle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde buluştuğu bir gazeteci aracılığıyla kamuoyuna dikkat çeken mesajlar verdi. CHP'de deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisine sürekli olarak Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ilk teklif Meral Hanım'dan geldi. Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak Akşener'in benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki hep adayımız siz olun demiştir açıklamasında bulundu.
Son dönemde parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerinde dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili siyaseti bırakmadığını ve tam ortasında olduğunu belirterek "Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli, CHP." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman parti yönetimine ince mesajlar veriyor. CHP genel başkanlığı hayalini gerçekleştirememesi durumundaysa Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi yeniden açıp başına geçeceği ve CHP'den istifa edeceği iddia ediliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sosyal Demokrat Halkçı Parti 28 Haziran tarihi itibariyle yeniden kuruldu. Partinin yeniden kurulmasında Kılıçdaroğlu'nun dahlinin olup olmadığı henüz belli değil. İYİ Parti bu hafta Afyonkarahisar'da kampa giriyor. İki gün sürecek kampta partinin yeni yol haritası da belirlenecek. Kampta ayrıca ekonomiden iç siyaset ve dış politikaya kadar birçok başlık ele alınacak. İYİ Parti Afyonkarahisar'da 12-14 Temmuz tarihleri arasında istişare kampına giriyor. Kampa İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlık edecek. Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve Başkanlık Divanı üyelerinin katılacağı kamp Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Programda birçok konu başlığı ele alınacak. 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. İç siyasete ilişkin gündemdeki başlıklar, yeni anayasa tartışmalarıyla sığınmacılar başlığı ele alınacak. Kampta Göç Politikaları Başkanlığı'nca bir sunum yapılması da bekleniyor. Ayrıca Teşkilat İşleri, Medya Tanıtım ve Mali İşleri Başkanlıklarınca da programda bir sunum gerçekleştirilecek. Kampta 2028 seçimlerine hazırlık çerçevesinde izlenecek yeni yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçları da değerlendirilecek. Partinin meclis grup başkanlığınca meclis faaliyet ve çalışmaları hakkında ise katılımcılara bilgi verilecek. Doğuya yaz bir türlü gelmiyor. Erzurum'un üstünden kara bulutlar eksik olmuyor. Günlerdir süren yağışlı hava bugün de etkisini gösterdi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi sarı kodla uyarılmıştı. Erzurum'da sarı kodla uyarılan iller arasındaydı. Günlerdir devam eden sağanak yağış bugün de kent genelinde etkisini sürdürüyor. Temmuz ayının ortasında Erzurum'da sonbahar havaları esiyor. Yoğun yağış vatandaşlara da sürücülere de aman vermiyor. Yol kenarında biriken sular herkese zorlu anlar yaşatıyor. Yağış zaman zaman dursa da vatandaşların çilesi bitmek bilmiyor. Bu sefer de yağmurun sebep olduğu hasarlar ortaya çıkıyor. Yoğun yağış yollarda hasarlara da sebep oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi herhangi bir kazanın yaşanmaması için hemen önlemlerini aldı. Peki bu yağışlar ne zaman son bulacak? Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için günlerdir sağanak yağış uyarısı vermişti. Sağanak yağış bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Perşembe gününe kadar yağışlar etkili olacak. Erzurum'da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar sürüyor. Günlerdir etkili olan sağanak yağış Tekman'da sele neden oldu. Selden etkilenen Molla Mehmet ve Namzanlar mahallesinde iş makineleri gece geç saatlere kadar çalışarak riskli bölgeleri çember altına aldı. Hınıs ve Karayazı ilçelerinde takviye iş makineleri sel bölgelerine giderek çalışmalara katıldı. Öte yandan selden etkilenen ana yollarda da onarım çalışmaları sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda mesai yapıyor.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de selin hemen ardından bölgeyi ziyaret etmiş, yaraların sarılacağı sözünü vermişti. Yakınları bir süredir kendisinden haber alamıyordu. Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu. Olayın adresi Erzurum. 80 yaşındaki Vahdettin Demir, Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmem mahallesindeki 6 katlı bir binada yalnız yaşıyordu. Yakınları bir süredir kendisinden haber alamıyordu. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin kapısını itfaiye ekipleri açtı. Ekipler evin banyosunda yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Gaz kokusu üzerine binanın doğalgazı kesildi. Vahdettin Demir'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adliye Tıp Kurumu'na gönderildi. Narman Devlet Hastanesi diyaliz ünitesine kavuştu. Diyaliz hastaları artık ilçeden çıkmadan hizmet alabilecek. Diyaliz, böbreklerin işlevsiz olduğu durumlarda vücuttaki zararlı atıkları ve fazla sıvıyı temizleyen bir tedavi yöntemi. Diyaliz süresince hastalar genellikle düzenli olarak tedavi merkezlerine gitmek zorunda. Erzurum'un Narman ilçesindeki diyaliz hastalarının yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Artık hastalar ilçeden çıkmak zorunda kalmayacak. Narman Devlet Hastanesi'nde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı. Taşınmadan önce vatandaşlar ilçemize yaklaşık yarım saat mesafede olan Oldu Devlet Hastanesi'ne gitmek durumunda kalıyor. Köyden gelen vatandaşlarımız için özellikle bu durum büyük zorluk çıkartıyordu. Diyaliz ünitemiz açıldıktan sonra vatandaşlarımız hem ulaşım açısından hem de vakit açısından ciddi tasarruf sağlamış olmakta ve memnuniyet duymaktadır. Ünitede 5 adet diyaliz makinesi mevcut ve bu cihazlarla günde 15 hastaya hizmet veriliyor. Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Haziran ayında 377 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı trafik istatistik verilerini açıkladı. Buna göre Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Haziran ayı içinde 165 ölümlü yaralamalı, 212 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. Yine verilere göre 2024'ün ilk 6 ayında Erzurum'da 729 ölümlü yaralanmalı, 1185 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi öldü, 1294 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. Resmi takacak değil ya. Tam tamına 101 yaşında. Asırlık Çınar Aliye nine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dilinden düşürmüyor. Erzurum'da yaşayan 101 yaşındaki Aliye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisi bir başka. Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatırken bile gözlerinin içi gülüyor. Çıtık gördüm. Ne dedin ilk gördün? Nasıl, duygulandın mı? Evet, duygulandım. Ben onun elini öptüm, o da benim elimi öptü. Evet. Ayakkabım düştü, terlecim şeyde, o arabanın merdivenine ekildi, verdi ayakkabımı, ayağımı giyindi. Bana bir şey değil mi sen? Ne, ben getireceğim. Evet. Anne, baba ve kardeşlerini kaybeden Asırlık Çınar'ın devletten başka kimsesi yok. 101 yaşındaki Aliye nine ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı. Bu yüzden yaşlı kadına devlet el uzatıyor. 3 çeşit sıcak yemeği bile evine hazır geliyor. İşte bana yemeğimi yollar, bana bir somun yollar.
Evet. Üç kapta yemek yedik. Daha Allah razı olsun, babam mı üç kap yemeği görmek. Annesine bakmak için evlilik yapmayan Aliye nine devleti ailesi olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da duasını hiç eksik etmiyor. Selam edin, canan sağlık. Onu oradan hiç yendirmeye diyeceğim. Onu orada ilelebet durun. İlelebet onu orada durun. Ben ona öyle dua edeceğim. Tayyip Paşa'ya. Ununu eleyip eleğini asan yaşlı kadının tek bir isteği var. O da hacca gidebilmek. Hacca gidin. Allah. Bir hacca gidin. Bir ziyaret edin. Peygamber Efendimiz'den ne edeceğim? Yaşlı kadının gençlere de bir mesajı var. Gençler yesin, içsin, namazlarını kılsın, safalarını sürsünler. Gençlik kalmıyor. Kalmıyor. Şimdi şimdi ne? Yine bana şükür. Bunları da Müslüman eder, dinimize döndürür. Kimler geldi, kimler geçti o sıralardan? Erzurum Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi asırlık mezun buluşması düzenledi. Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi'nin kullanıldığı bina 1900'lü yıllara dayanıyor. Sadece eğitim için kullanılan bina yıllar içerisinde birçok kez isim değiştirdi. Ama verdiği eğitim kalitesi hep aynı kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle asırlık mezun buluşması organize edildi. Kimisi belki de okurken hayalini kurduğu mesleklere kavuştu, kimi ise hayallerinden çok farklı işler yaptı. O mezunlar yıllar sonra bir araya geldi. Asırlık mezun buluşmasıyla geçmişten geleceğe mezunlar arasında bir köprü kurmak ve okul kültürünün geliştirilerek güçlendirilmesi amaçlandı. Doyasıya eğlenen yılların mezunları arşiv fotoğraflarından oluşan resim sergisi ve okul müzesini gezdi. Okulun mezunlarından TRT Ankara Radyosu sanatçılarından Didem Dilara Duman, TRT Erzurum Radyosu sanatçıları eşliğinde muhteşem bir konser verdi. Katılımcıları en güzel şekilde ağırlamaya çalışan okul sadece eğlendirmedi. Aşure ve semaver çayı ikramında da bulundu. Eski mezunlar bir yandan çaylarını içti, diğer yandan geçmişe olan hasretlerini giderdi. Program kapsamında Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi mezunları Erzurum'un simge noktalarını da gezdi. Mutfak tüpü patladı, çıkan yangında ağır yaralanan genç kadın Erzurum'da tedaviye alındı. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Çökelge köyündeki müstakil bir evde mutfak tüpü patladı. Patlamanın ardından ev alev aldı. Çıkan yangında ev sahibi çift ve oğulları yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yaralı aile ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda solunum cihazına bağlı. Annenin durumu ağırdı. Tedavi için bu kez Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı kadının bilinci yerinde değil. Uyanması durumunda diyaliz desteği de alabilir. Yanıkta çok önemli. Özellikle böbrek fonksiyonları takip etmek. Çünkü ciddi bir kas yıkımı mevcut. Onun için bol hidrasyon hastaya sıvı tedavisi alıyor. Onun dışında kompartman sendromuna gitmemesi için ortopediyle beraber bir takip sürecimiz var. Yine hastamız belki diyaliz alacak. Çünkü dediğim gibi burada böbrek fonksiyonlarını korumak çok önemli. Uzmanlar özellikle kırsal bölgelerden gelen tüp atlaması vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kırsal kesimlerde soba yanmaları, tüp patlamaları ile bizim tarafımıza başvuruyor. Bundan korunmak için de tüplerin yatay bir şekilde durmaması gerekiyor. Evlerinde ters bir şekilde konulmaması gerekiyor. Yanıcı aletlerin yanında kesinlikle bulunmamaları gerekiyor. Perde, kağıt gibi boş tüpler, hali hazırda çalışan tüplerin yanında durmamaları gerekiyor. Abla,
Çocukluğu, gençliği, bütün hayatı o evde geçti. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde baraj suları yaşlı kadının evinin duvarlarına dayandı. Dalga vurdu mu su geleyi. Bir taraftan da yolu su aldı, su, evin yolu yok hiçbir yerde. İki tarafta kapandı. Yolum yok şimdi gezmeye şu anda. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine geçtiğimiz yıllarda başlamıştı. Geçen bir yıl içinde Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı. Baraj sularından 10 köy etkilenmişti. 75 yaşındaki kadın, o köylerden biri olan Çeltikdüzü'nde evi kamulaştırılmadığı için tek başına kaldı. Burada ben tek başıma yaşıyorum, kimse yok. Çocuklarım yok. Çocukla gelemiyor, izin alamıyor. Yanlarımda da komşular yok, kimse yok. Köyde sadece evi sular altında kalanlara ev hakkı tanındı. 75 yaşındaki kadının evi sular altında kalmadı belki ama evinden çıkıp ulaşım sağlayacak bir yolu da kalmadı. Sula geldi ya zor oluyor da su var her taraftan. Yapın yanlarını su aldı. Yani kimin ne yaptığı belli değil. Zor. Yol yok, iz yok. Yalnız başına kalıyor burada. Yol su altına kaldığı için yolu yok. Duvara kadar 713 kotunda şu anda evin dibinde. Bunun yanı sıra evi barajın tam yanında olan yaşlı kadının evinin kayarak baraja karışma riski de oldukça yüksek. Tansiyon, şeker gibi türlü hastalıkları olan yaşlı kadın tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı. Yıllardır çete halinde gezen başıboş vahşi köpekler tehlike saçıyor. Bu köpek saldırılarında çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu. Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor. Sokak hayvanları yüzünden tehlikeli hale gelen sokaklar için AK Parti harekete geçti. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir düzenleme hazırlandı. Efendim, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin AK Parti grubunda çalışmış. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını bildirdi. Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a başıboş, saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zat-ı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim ifadelerini kullandı. Evvela insan, ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir, diyen Yenişehirlioğlu, raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum, ifadelerini kullandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir haber geldi. Zamlı emekli maaşı 10 bin liranın altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak. Zamlı emekli maaşları önümüzdeki hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli maaşları milyonlarca emeklinin hesabına yatırılmadan önce kritik bir gelişme yaşandı. Zamlı emekli maaşı 10 bin liranın altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacağı öğrenildi. AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması mecliste yürütülürken kesin rakam belli olacak. Kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı belirtiliyor. Bahsi geçen 12 bin liralık maaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmaların ardından netleşecek.
coverage of the Turksat 6A mission, a geostationary Earth orbit or GEO communication. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor. Yerli ve milli uydu Turksat 6A yola çıktı. Uydu Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli imkanlarla üretildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliği taşıyor. Turksat 6A bu gece görevine başlamak üzere yörüngesine gönderildi. Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz. Yerli haberleşme uydumuz Turksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin uydu yer istasyonu ve yazılımların %81'den fazlasını milli imkanlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. Turksat 6A Türkiye saatiyle 2.30'da SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatma kompleksi 40'dan uzaya gönderildi. Başlangıçta gece saat 12.20'de yapılması planlanan fırlatma hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle gece 2.30'a ertelenmişti. Coming up shortly we'll have three events coming up in quick succession and we should hear all. Yaklaşık 36 dakika sürecek bir yolculukla 300 kilometrelik irtifaya roketle taşınacak uydunun daha sonra roketten ayrılarak 70 dakika geçici yörüngesine ulaşacağı açıklandı. 42 derecedeki asıl yörüngesine yerleşmesi 10'lu 15 gün sürecek uydunun yaklaşık bir ay içerisinde de aktif hale geleceği bildirildi. 35.786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Turksat 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler kapsama alanına girecek. Turksat 6A %80'i üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki ÜSET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Turksat 6A projesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Turksat Müşteri Kurum olarak TÜBİTAK Uzay Proje Yönetici Kurum, Aselsan, TUSAŞ ve C2 tek firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı. (Gülüyor) 25 ilde suç örgütlerine, 19 ilde nitelikli dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı. Kuyu ve düğüm operasyonlarına ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kuyu operasyonlarının hedefinde suç örgütleri vardı. Erzurum'un da aralarında olduğu 25 ilde Kuyu 8 operasyonu düzenlendi. 134 farklı adresteki operasyonlarda 54 şüpheli, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda sosyal medya fenomenleri de yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Neslim Güngen olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı, bilgisini paylaştı. Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin sahte ustalık kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri, sahte CE belgeleri düzenleyerek herhangi bir UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı taksirle yaralama suçuna sebep oldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık suçundan elde ettikleri suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Bir diğer operasyonsa Düğüm 1. Bu kez emniyet güçlerinin hedefinde nitelikli dolandırıcılar vardı. Erzurum'un da aralarında bulunduğu 19 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüpheli yakalandı.
Ege'de can pazarı yaşandı. Çeşme açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Umuda yolculuk yine hüsranla sonuçlandı. Sahil güvenlik ekiplerine İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından bir düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde bir ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 19 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ancak geri kalanlar o kadar şanslı değildi. 7 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Askere düşmanlık, düşmanı askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz.